Ve hepinize hoş geldiniz ve annemiz sizi bırakıyorum efendim. Ben de sana chat'i bırakıyorum. Ben de kalkıyorum. Evet, şimdi yalancı Silvi Biber ne olur? Benim rahmet anam yapar. Anam daha böyle. Önce yapmıştık. Daha önce yapmıştık yayını. Silvi Biberleri suya koydum, yakıyorum altını. Haşlanıyor. Sonra sarımsak sirkeyle karıştıracağız, oturup yiyeceğiz. Ve onun dışında bugün boşluk bana tabii 90 lira borçlu arkadaşlar. Ben alırım anne tencere dedi. Küçük bir pilav tenceresi aldım. Oo, merhaba Seda Hanım, nasılsın? Hoş geldin canım. Hoş geldin Sedacığım. Kırmızı kapat. Bulgur pilavı yapacağız. Bugün küçük ilk kez kullanacağım bugün. Önce ben 90 lira borcum var. Bak 80'den 90'a çıktı. Biraz daha söylersen yüze çıkartacağım. Aynen o, ben bir şey demiyorum ya. Ağzımı açmıyorum yani. Bugün soğan ben doğrayayım sevgilim. Aynen yani. Sen bugün dinler. Ben sana, yayın var mı? Ben sana finans bak demiyorum. Garanti demiyorum. Ağzımı açmıyorum. Aaa merhaba. Merhaba yeni gelenler, hoş geldiniz. Ay ay. Evet. O biber turşusuna bayıldım. Biber turşusu güzel ama bu yalancı biber dediğim çok hızlı oluyor. Yani sen aylarca beklemiyorsun. Çok biraz şey oluyor. Aa soğan doğruyor annem. Şu an benim gibi doğrayamayacak arkadaşlar. Çünkü soğan, yemeğin sen, lezzetini... Sen şeyinkini doğrayacaksın, pilavınkini. Pilavınkini doğrayacağım. Onu tabii yiyince daha iyi olduğu için onu doğrayacağım. Hoş geldiniz. Yeni gelenler merhaba. Nasılsın Seda? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Güzel misin? İyi misin? Şu Haziran ayı da inşallah açılır her yer. Saat 9'ya sağ kalkar. İnşallah. Yani inşallah hepsi kalkar. Şimdi saç modeli nasıl olmuş Seda Hanım? Bir ay sonra üniversite sınavım var. Ooo Poynet. İnşallah istediğim bölümü sevebileceğim bir yere kazan yani. Bölüm öyle bir fena değil ya, idare eder ha, yaşıyorsun bu hayatı. Seda Hanım. Seda Hanım. Seda Hanım. Sedacığım. Kırmızı kafam. Senin bundan sonra ismin Kırmızı Kafa. Niye uğraşıyorsun kızın kızla Kırmızı Kafa? Yani uğraşmıyorum anne. Kafası kırmızı. Kız kardeşim benim. Ben de uğraşmayı çok seviyorum. O da benimle uğraşıyor zaten abisi olarak. Birbirimize uğraşmayı seviyoruz. Abi kız kardeş olarak. Okulu bitiriyorum. Tüm öğrenciler yüz yüze eğitime geçiyormuş. Hayat işte. Saçların kırmızı olmaması dışında sorun yok. Kırmızı değil ki, değiştirdi. Saçlarımın kırmızı... Aa değiştir. Ne? Mavi mi yapmıştı? Yoksa eski tonu... Ha kuaförler açılacak zaten. Gidersin. Açık. Kahveniz benden arkadaşlar. Hoş geldin. Paul ikinci ay Prime abonelik de geldi. Alpat kesene bereket. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Selam. İyici selamı, selamlar. Merhaba, nasılsın abicim? Çok teşekkürler. Ben bacaklarımı uzatmış bir şekilde burada chat'i okuyorum. Sakın soğan doğradım. 3 dakikada arkadaşlar. Öyle soğan mı doğradın? O lezzet verir mi o soğanın o şekilde doğraması? Sen pilavı soğanı doğrayan boşluk. Ooo Seda Hanım orijinaline döndüm. Ayrıca ben kendi yapıyorum. Saçımı hatta kesmeye bile başladım. Tabii. Koronadan dolayı kuaföre gitmiyorsun. Tamam bu bunlar bahane. Tabii bunlar bahane. Ya ben senin saçını keseyim ya. Çok iyi keserim. Ha. Bak kediyi bugün tıraş yaptım. Hafiften. Kediyle başladım. Sen yaptın de uzun. Mı? Ha biraz. O jiletle. Ya çok oldu çıktı. Mu? Tabii çok çıktı ya. Bağır kızdı mı? Ben de şey yapmıyorum. Sesi yükselmeye başlayınca bıraktım ben. İyi yaptın. Devam ederiz birlikte. Sesi yüksek. Brevard nasılsın? İyi misin Brevard? Hoş geldin 655. İştahım açıldı. Daha yemek başlamadı. Sayıcım 0212. Hoş geldin. Ay Seda senle bir kahve içmeyi özledim vallahi kız. Şey kırmızı kafa. Kırmızı değilmiş. Orijinal rengi. Ay benim için kırmızı. Ben öyle tanıdım. Öyle aklımda. Benim görsel hafızam var. Peki canım. Selam aleyküm Demirhancığım, hoş geldin, merhaba. Demirhancığım nasılsın, hayat nasıl? İyi misin Demirhancığım? Nasıl gidiyor hayat? Anlatın arkadaşlar, yemek konusunda konuşmak istediğiniz veya kendi hayatınızla ilgili veya başka şeyler hakkında derken başka şey olmasın. Sonra yükün ucu kaçıyor. Konuşalım ya. Menü mükemmelmiş, kolay bir menü. Bu yalancı biberi daha önce yaptık bu arada. Onu da söyleyeyim. Yayın çok geç geliyor. F5 atıp geliyoruz. Tamam incelikli harita.
Bilmem beni yazıyorsun Demirhan'cığım. Ben her şey belli olana kadar dışarıda adım atmam. İşe bile gitmiyorum. Ev kuşu oldun ya. Sen böyle değildin Seda. Seni eve sokamıyordum. Fıldır fıldır geziyordun. Fıldır fıldır geziyordun. Şimdi evden çıkmıyorsun. İnsan hayatı nasıl değişeceği belli olmuyor. Gel bu evi başka evden, evinden çık başka eve gir ya. Öyle yaparız. Öyle yaparız. Ben sana kahve de yaparım. Ben sana çay da yaparım. Yanına da profiterol alırım. Alırım diyorum. Mesela alırım. Nasıl çıkayım? Nasıl çıkıyorum? Yürüyerek. Mesela yürüyerek gelirsin. Oldu canım benim. Sen bu kadını biliyor musun? 11 kilometre yürüyor. Bir günde 11 kilometre yürüyor bu kadın. Sen de yürüyorsun Seda. Sen de yürüyorsun. Çünkü neden biliyor musun? 80. Salih ya Yasemin. Mohtar buna ne ceza? Seda ne ceza verebilirim? Burada bir sayfasını engelleyebilir miyim? Öyle bir şeyler yapabilir miyim? Ay ay. Evi pek bırakmak istemiyorsun. Ha, evet. Evi kendi koruma alanın olmuş senin ev. Ay ay Seda. Ay ay. Kral anahtarını bırak çık önce. Hadi bakayım ne anahtarı bırakıyorum ben? Bak. Aynen. Karan anahtarını bırakmıyoruz arkadaş. Aydın annem maalesef ban ya da timeout atamıyor. Sadece sen kime atıyorsun ban timeout? Kemikli et aldım. Şeyde ne oldu daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Vay be. Sen seversin. Emekli maaşını çekmiş. Kanım abi teyzemize devret önce abi. Ya ne oldu? Oldu ben burada olmasam. Adam 7 senenin emeği var burada. Verir mi 7 seneyi? Ya tabii. Ben nohutumu açlıyorum. Ondan sonra defrize atıyorum. Şimdi de defrizden çıkartıp yemeğe kullanacağım. Aha. Evet çek. Tokam nasıl olmuş? Pardon tacım nasıl olmuş? Taç mı oluyor? Ne oluyor lan bu? Taç mı oluyor? Taçım nasıl olmuş? Gözüküyor mu tacım? Tacım nasıl gözüküyor olmuş? Gözüküyor biraz yamuk takmışsın. O işlerden anlamadığın için. Ben taçtan ne anlarım ya? Taçtan ne anlayayım ben şurada bak. Biraz sonra. Tacım gözüküyor mu? Bilmiyorum ki. Bak saçımı olmadı mı? Oradan gözükmüyor mu? Tacını eline al da göster bari. Bir daha takarız. Bir daha takarız. Zaten yamuk takmış. Saçlar onun plana çıkarmış. Vay ha. Bu. Ha şu. Yani. Hop. Saçı topluyoruz. Evet merhaba. Orta saha oyuncusu. Futbolcu arkadaşınız. Arkadan daha bağlanmıyor Brevard. Vallahi arkadan bağlanmıyor. Tamam oldu. Hoş geldin Uğur. Manevi kardeşim nasılsın? İyi misin? Her şey iyi gidiyor mu? Mükemmel gidiyor oğlumun. Her şey mükemmel. Değil mi? Dur anne ben yaparım. Sen nasıl olur? Çetin'le sohbetine devam yok. Et. O değil de yeşil şeydi esas. İyiyim abi. Sen nasılsın? Valla iyiyim kardeşim diyeyim de bize vakit yetmiyor. Koşturmaca yani. Koşturuyoruz. Çalışkan ön libero boş. Ön libero bu. Buraya bak. Eyvallah. Extralax. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Merhaba. Hoş geldin canım. Nasılsınız? Evet annem harika şey. Evet annem harika her şey. Her şey harikaymış diyor Uğurcuğum. Biliyorum her şey harika olduğunu. Biliyormuş. Biliyormuş. Neyse yalancı turşu çok kolay bir şey arkadaşlar. Biberin. Sivibeli haşladı. Sivibeli yapıyoruz. Haşlanıyor daha. Sivibel haşladı. Haşlandıktan sonra sirke, sarımsak, suyuna koyup bekletiyoruz. Bir gün sonra yiyeceğiz bunu.
Ya bir gün biraz kalması iyi olur. Sıcakken yenilmiyor. Soğuması lazım. O yüzden bir gün olması lazım. Onu söyleyeyim ben. Yazları çok rahat bir şekilde yenilen bir şey oluyor benim için. Etli, nohutlu yemek mesela. Nohut ben severim. Kuru fasulye severim. Mesela kemik krema, kemik krema bu kuru baktegillerin daha fazla yararı var. Mesela derler ya işkembe çorbası iç, paça çorbası iç, et suyu iç falan diyor. Ya kolesterol tavan yapıyor ama bu kuru bakteriyatlardan daha fazla kırıklara iyi geliyor arkadaşlar. Onları da söyleyeyim ben size. Onun lezzeti farklı, incelikli harika. Onun lezzeti farklı mesela her şeyden turşu oluyor, balıktan turşu oluyor. Lahana, şey, kavun, ondan sonra domates, hatta içine dolduruyorlar o domatesin. Normal biber, bu biber de sadece biberde olabiliyor yalancı turşu. Onu da belirteyim ben size. Bence burada bir çok çelikli biber turşusu, yani turşusu da denenmeli. Hiç bilmiyorum, istesen tarif atarsan bakarız. Ne? Neymiş o? Çökelekli biber turşusu. Çökelekli, hiç bilmediğim bir şey ya. Tarifleri Discord'dan atabiliyorsunuz. Yemek tarifleri adresi var. Discord'a girerseniz katılım sağlarsınız orada. Hatta siz de başka tarifi oradan alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben şeyi seviyorum, lahana, salatalı, en sevdiğim turşular, salatalı küçük. Tonistan mı? Ne diyorlar ona? Yok, Tonistan değil. Neydi? Küçük biber salata turşularını. Kordişon turşusu mu? Kordişon. Evet, küçük. Onu severim mesela. Zeytin turşusu da yapıyorlar. Bir de var. Kornişon. Ha, kornişon turşusu. Aynen. Onları daha çok seviyorum. Turşu olarak mesela. Bir de lahana. Ama lahana da sert olacak. Yumuşak da istemiyorum. Doğrusunu unuttum ya. Ben böyle isimleri söylerken siz doğrusunu unuttunuz tabii. Doğrudur. Yakında da saçımı bağlama doğru. Ama iki kez daha biraz hafiften saçın şekilli uzaması için kestireceğim. En son ne zaman saçımı kestirdim? Bu yasaklar gelmeden önce, ayın 17'si mi? Bir şey 17'sinden önce yasaklar gelmeden önce bir kestirmiştik. Bir ayı geçiyor, bir buçuk ayı geçiyor. Tornistan ne alaka? Girmici misin? Bilmiyorum, bir anda aklıma geldi. Bekle geliyorum yani. Keşke girmici olsa. Ben mesela sertifikasını almak isterim ya. De Avrupa atıyor ama 300 lirada şey, tekne kullanma sertifikası da girmeyin. Tekne kullanma sertifikası, çiftçilik sertifikası. Bunların sertifikasını da atıyor. Kitapsız merhaba, hoş geldin, nasılsın? Ben onların nereden nasıl başvuracağım bilmediğim için hepsinin sertifikasını almak istedim. Gemi adamı cüzdanı. Aynen. Ufacık bir tane belli meteye kadar o tek şeyini, ehliyetini, cüzdanını alabiliyor musun? Almak istedim. 29 metre. Ha, 29 metre. 29 metre de genişmiş ha. Bayağı iyi. 29 metre, ben de 6-7 metre zannediyordum. Boşu kahyemci denemelisin. Kahyemci Salih. Mayalanmış için lahana turşusu. Hiç bilmiyorum Salih. Yemedik. Dışarıda çok fazla gidemiyor zaten. Hani bir yere gideyim, şurada bir şey göreyim. Gittiğim dükkanlar hepsi bir. Her kimseden öyle tanıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Gidebilsek farklı yerlere farklı şeyler. Farklı yerlerden bir şey görsek alabilsek. İnternetten alışveriş yapmak hiç sevmiyorum. Anladın mı? Tamam, söz bir daha almayacağım. Söz. Yani. Söz bitti. Artık. Çok cimrisin ha. Cimri değilim. Ne gerek var? Allah Allah. Ya para biriktirip laptop alacağım diyorum. Sen para harcayıp laptop alamıyorsun. İhtiyaçtı. Ağrıları iyi geliyormuş seni. Bak kovdum. Bütün stresini ben aldım. Evet. Senin gerginliğinden dolayı ben yine gergin oldum. Hiç fark etmiyor. Anneciğim şunu bir zahmet. Tabii ben bir şey açmam. Bağırma. Bağırmıyorum. Seda. Ama sabahtan beri benimle uğraşıyor Seda. Sabahtan beri görüşmedik bile. 2.30'da eve geldim. O da 2.30'da yataktan kalktı arkadaşlar. Yani neyse, bugün uyumayacağım hiç. Yarına kadar uyumayacağım. Yarın gündüz uyumayacağım. Perşembe gece saat 11'de yatarım. 10'da yatarım. Önce sen bu sözleri çok verdin. Söz verme. Uykun gelir yatarsın. Söz vereceğim demedim. Uyumayacağım dedim. Uyumayabilirim yani. Ha, öyle de uyumayabilirim de.
doğuşuk ektiğiniz. Ay gösterin dur kız. Ay kız buraya bak dur. Abi ben bir şok oldum ben. Vallahi gördüm. Hemen gösterim. Selamlar abi İzmir'e hoş geldin. Hoş geldin. Laptop da bana lazım dedi. Evet çok pahalı ya. Bekle geliyorum. Hemen geliyorum bir saniye. Ay şu tur şey var ya. Gaziantep'ten almıştım. 4. yıl arkadaşlar. Mükemmel. Biber turşusu ve kesinlikle hiçbir şey olmadı. Yani emeklerine sağlık. Çünkü cidden oradaki yöresel olarak insanların emeklerine sağlık. Biberler bakın. Karpuzcuk. Ektiğimiz şey bu bir tanesi kurudu. Ya ne kadar güzel. Klip alın, klip şu anda. Klip alın, bunları paylaşın arkadaşlar lütfen. Lütfen klip alın bak. Ektiğimiz biberlerin. Vallahi 7-8 gün oldu ekildi arkadaşlar. Çok kaliteliymiş. Duru hoş geldin. O kurudu. O kurudu. Geldim. Ey maşallah klipleri aldınız mı? Hoş geldiniz. Gaye merhaba selamlar. İyiyim valla Gaye sen nasılsın iyi misin? Diğeri neden kurudu bilmiyorum. O pek yetişemedi karpuzcuk işte. Ama diğer bütün hepsi yaşıyor. Yani bir 10 tane ektik. 9'u yaşıyor. Bir file var. Markası ne sormuş buraya var. Salçın herhalde. Salçının markası mı? Hı-hı. Hiç bilmiyorum. Gaziantep'ten aldım. Markası olmaz ki işte bir baharatçıdan geldi. Yani hangi baharatçı diye soruyorsan şu anda 3 yıldır hatırlamıyorum. Hoş geldiniz yeni arkadaşlar. Merhaba nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Sizler nasılsınız? Önce yine iPad Pro'yu gördüm. Ben iPad kullanmıyorum ya. iPhone'cu değilim ben. Android işlemci daha çok kullanıyorum. Kamera takip özelliğini gördüm. Direkt sen aklıma geldim. Tam yayınlar için gider bir bak dedim. İlgini çeker diye yazıyorum. Ay sağ olasın. Teşekkür ederim de. Ben biraz Android'çiyim ya. Ha bedava ilerse kullanırım. Hiç anda bir mahsuru yok. Ama biraz Android'çiyim ben ya. Farklı işletim sistemi alışkanlık olmuş. Bu arada Android'e size onu söyleyeyim ben. Arkadaşlar. Mesela telefonda Xiaomi yani. Bak cep telefonundan yayın yapıyoruz bu arada. Mesela cepte laptop olsa ben bir tane daha kamera alırım. Yemeğin ocağı gösterip bir de bizi gösterip iki kamera kullanırım. Ama şu an ne laptop var ne de ikinci kamera var. Önce abi yardım etsene be anneme. Yok, yardım edecek işi yok. Yok, ben de oturuyorum şimdi. Bitti. Bugün yemek kolay. Ha, karpuzcuk klip almışsın. Ha, Discord atar mısın onu? Ya da Twitch'den atabilirsen karpuzcuk çok mutlu olurum. Çünkü chatte kaybolacak o. Laptopun için bir şeye bakmıyorum, bekle geliyorum çünkü şu an alacak maddi gücüm yok. Sadece evreni istediğimi bırakıyorum. Belki evrenden gelir. Benim dalga geçiyor, ben öyle diyorum ya. Evrene iyi şeyler bırakacaksın ki size iyi şeyler yersin arkadaşlar. Ya yani Noel Baba'ydı yani yılbaşında ağaca bir şey bıraksın da istersiniz ya. Hani... Çok eşeksin ha. Vallahi billahi. Kafa buluyor benimle ya adama bak. Ben bırakıyorum Allah bana her istediğimi veriyor. İffet buradaysan Allah bana her istediğimi vermiyor mu? Allah'ıma şükürler olsun. Yediği yok ya Discord'dan chatten yazamıyor. Evet ama olsun beni duydu o. Duydu mu? Evrede bıraktı değil mi? Duydu kesin de evrede bıraktın çıtıymış. Evrede bırakmadım o da izliyordur. Tamam. İffet de izliyordur. Dizi atın. Eyvallah karpuzcuk. Teşekkür ederim. Ela yok bugün bak ona da yazacaktım ben Facebook'tan. Bak onu bile yazamadım kızım.
Ay, Evren'e hep istediğim yemekleri yolluyorum ama hiçbir şey gelmiyor. Valla buraya bak, bilmiyorum. O, yalnız kusura bakma, Evren'e yemek yapma şeyim var. Onu yapacaksın, Evren'e gönderme onu. Sadece hayalindeki laptop istiyorsun. Bir kazancım, bir yolumun aydınlığı diye göndereceksin. Yemek gönderilmez çünkü yemeği pişirme yeteneği yok. Bayatlar dönüşte gelemez. Zaten gel cebeği dedin. Bak İpet abi geldi. İpet geldi. Canlı tanıyan olarak geldim. Öncü. Efendim hoş geldiniz 76. Annenin canlı tanığı olarak geldim. Annen o kadar pozitif ve her şeye olumlu bakan bir insan ki, yani kendi emeğiyle kazandıklarını da Allah bana, ben istedim Allah verdi diye düşünüyor ve bunu ben çok takdir ediyorum. Sırf onu söylemek için geliyorum. Hayır, otur git. Sen istediğin kadar 70-80 de bize. 76. Hala burada da izliyorum. Gitmeyin bir işini, burada izleyin. Yok gideyim, siz hadi. Tamam, siz bilirsiniz. Yemeğinizi yapın. Tamam oldu efendim. Siz bilirsiniz. 70-80 desen. 2 ay sonra görüşeceğiz 70-80. Görüşürüz 90'da. Sen 55 ol. Sen 55 ol. Hadi bakalım. Biz 90'a razıyız. Ay, ben babamla çok özür dilerim. 55 ol. 52 ol. Değil mi yani? Tuna abim annesi değil mi bu tatlı teyze? Doğrudur. Aynen, Tuna abin annesidir arkadaşlar. Yan komşumuz olduğu için direkt girebiliyor. Direkt girebiliyor. Aynen, anneye kalktığa gayeden geldi. Ya aşk olsun önce, niye dalga geçiyorsun? Bir şey dalga geçmiyorum. Ben sadece... annem 105 kilo oldu ve bana geldi, dedi ki ben mide tüp ameliyatı olacağım dedi. Saklamıyoruz, bunda bir şey yok yani. 65'e düştü. Ve dedi ki o ameliyat olacak. Ben uzun ömürlü, sağlıklı olmak istiyorum. Şeker var, kolesterol var. Seninle birlikte uzun bir sağlıklı hayat yaşamak istiyorum. Erkenden mi öleyim ben dedi. Bu kartı, ölüm kartını çıkardı. Death card. Ölüm kartını çıkardı. Yok, oldu ameliyata. Yani oldu ameliyata. Ne zorba değerleri atlattık. Tabii hanımefendiyle birlikte. Sonra bak sen her da bir yıllık söylüyorum. Sen böyle yediğince kilo alacaksın, yine eski kilona geleceksin dedim. 80'e çıkmış. Şimdi o kadar zor şartlarda beni ameliyata ikna etti ya. Ne fark etti? Şimdi diyor ki ben kilo veremiyorum, rejim yapamıyorum diyor. Ondan sonra üzüldü, ben yine eski kiloma gidiyorum. Psikolojik olarak da bührana girdi. Yani ben her şeyi söyledim. Ben öngörüsü çok yüksek. Sen söyle, kilon çok güzeldi. Verir, veremiyor canım, veremiyor. Ya bunların bunları söylediğim için hem hırçınlığı benim üzerimde çıkartıyor, kendi hatasından dolayı. Ama İffet anneyle bir başladılar, bir işte 11 kilometre miymiş İffet anneyle. Tabii bacakları da var, bacağında da kemiksel bir boşalması var eklemlerinde. O kadar da kolay değil, yürüyemiyor. Ama da yine de çok güzel hayat olabilir. Gerekirse bir daha olurum, hiç dert değil. Hoş geldin Gaye'cim, nasılsın, iyi misin bebeğim? Hareket yapamıyorum şu an ama sen anlamışsındır. Ben anladım. Anlamışsındır kesinlikle. Merhaba yeni gelenler. Evet, şimdi... daha önceki haşladığım nohutumuzu koyuyorum. Boşu beyaz ve kullanılmamış bir kağıt aldı. Üzerine 10 defa laptop aldım. Yaz sonra her cümlenin üzerine Taçin'le geç kağıdının ortasını defter yaprağı da koy. Kapatıp yatak odanda sakla. Yatağın içine koyayım mı karpuzcuk? Belki kuru fasulye olarak hani içinde altında yatıyorum. İyi niyetli bir insanı beklememişim. Demiştim oldu. Buna şeyden yaz karpuzcuk lütfen. Karpuzluk şeyden yaz. Discord'dan yaz. Evet. Dideki çipi bak, simit cap yazmış. Arkadaşlar abonelik biliyorsunuz 10 TL. Arkadaşlar Prime abonelik de ben var. Ben şeyi daha seviyorum. Bu para gönderiyorsunuz ya, hani money oluyor ya, ben orada çok oynuyorum, çok keyifli geliyor. Money 5 lirayla oluyor.
Hayır, benim çok iyi ayrılamıyorum ama derse gerçekten gitmem lazım. Dersine git. Hayattaki en önemli şey sensin. İncelik harita. Evet. En önemli şey sensin. Her zaman bunu söylerim. Her zaman. Ya öncelik sizdedir. Siz güçlü olun yeter ki. Abone sesini o sese değiştirelim. Yok, yok. Farklı sesler bulacağız ama bak onu da halledeceğiz. Kasım'ı görememiştik ama bakalım. Melrina, merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Doğru, ritüel bir sayfaya dilekleri yaz, onu kırmızı bir iple bağla, sonra bir saksıya da ağaç dalına göm, ağaçlarına göreyim. Yanına bir küçük mum yak, sonra ertesi gün sabah o kağıdı al yak, küllerini suya bırak, kısa süre sonunda dileklerin gerçekleşir. Karpuzcuk mu yazıyor? Yok, Salih Tek'e yazdı. Salih Discord'dan yaz. Valla unuturum. Bir de deniz mi olacak, su mu olacak, akar su mu olacak, deniz mi olacak, yoksa Salih bu bizim adam. Ben son yoksa... şimdi yaptırdım buna, tamam mı? Yazdı, kırmızı şeyi sardırdım. Tabii birinin altına koydum. Sonra ertesi gibi aldım. Bana dedi ki ne yapacağım ben bunu? Cüzdanına koy, deniz atacaksın dedim. Cüzdanına koydum. İnanmak lazım arkadaşlar. Ben inanıyorum. De bir yerde duruyor. Şu an nerede bilmem de bilmiyorum. Cüzdanından çıkarttın değil mi? Çıkarttım. Sen onu bana herhalde ben deniz kenarından İpek'te yürümeye gidince atalım. Valla bunlar hep şamanizmden kalma. Eski Türk adet gelenekleri. Biraz Sezen'cim. Merhaba, hoş geldiniz. Yiğit, selam. Hoş geldin. Yiğit 34-63. Hoş geldin canım. Selam Işıl. Hoş geldin kız. Nasılsın Işıl'cığım? Nasıl gidiyor hayat? Mutfak ya da banyo lavabosunu kullan. Tamam. Salih'cim. Ama kötü gideri gidiyor ya. Oh, iyiyim. Dersten çıktım. Aa valla sizin bu dersler de bitmiyor ya. Sizin dersler de bitmiyor valla şahalar. Şu sınavlarınız bitsin de göreceğim. Bakalım herkes yazdığa mı gidecek? Ne yapacak? Yazdığı çok... Bora Ares. Merhaba, selamlar. Selam Aynur teyze demiş. Selam. Şimdi ben unuturum yayından sonra. Güzel bitsin, güzel. Sizi izle, dinleneceğim. Ha, bizi izle, dinlen. Tamam, biz neşeliyiz. Bir de şu var, kağıda yakın zamanda ulaşmak istediğim para miktarını yaz kağıdın üstüne. Bozuk para koy ve üzerine de küçük bir mum koy ki çabuk erisin. Mum tamamen eriyene kadar bekle. Eridikten sonra 50 defa kes, besbele çek. Karpuzcuk! Önce bunları yapacak, şaşarım ben. Yani, kıç. DM'ye at önceye. DM'ye at. DM'den gel. DM'den yazın arkadaşlar. DM'den yazın. Zaten DM'den inanılmaz şeyler geliyor bu aralar. Hayırdır? Aşk teklifi mi değil? Hayır canım. Daha başka problemler geliyor. Geçen gün gelmişti. Gitmem gerekiyor. Boşluk Bey, iyi yayınlar. Allah'ım ben şimdiden aynı teyzemin ellerine sağlık. Afiyet sağ ol, olsun. Canım. Sağ ol. Teşekkürler. Bir saate bu tereyağı arıyorum, dolapta buldum. Yani bu da kapağını kapatıp öteceğim çünkü. Buldum. Işıl Beste Üşengeç. Ezmi'cim merhaba. Ezmi Kas, hoş geldin canım, nasılsın? Niki Mahallede ise de boşluk. Tamam, benim DM, benim kendi Discord'umdaki DM'ler açık. Oradan yazabilirsiniz. Kübiler çok kendine iyi bak, sağlıcakla kal. Oyun oynarken sizi izlemeye çalışıyorum. Biz yemek yerini yapıyoruz şu an Yiğit'ciğim. Bekleriz yemek yerini. Bizi böyle de izleyebilirsin. İyiyim, sen nasılsın abi? Valla yoğun. Bugün yayın açmasam mı diyorum akşamüstü ama. Açamayız, açabilir miyiz bilmiyorum. Bakalım. Sen açamazsan ben açayım, oynayayım. Ya anne git ya, valla yani bir de ben oynayayım diyor. Sen yayın açacak mısın yarın? Senin konuşma diyaloğun şeyin var, sohbet yayının var. Açacağım tabii. Ha, açarsın. Niye? Sen işlerini ki önce bitir. Bitiririm. Misafirlerim gelecek. Gelsin. Oyna valla. Ne oyna? Ha, oyun oyna diyor. Ha, oyna. Açsın ya. Valla sana da bir pamuk kapağı yapalım. Pamuk kapağı. Ha. Hani dünkü oyun yani rezaletti bence. Yeni oyun mu? Yeni oyun. Sohbet sağ olsun. Ben
yani sağ olsun hediye etti Deniz Uç bana. Hı. Yani 300 liralık oyunu hediye etti. Ben de kırmamak için oyunu oynuyorum. Hediye gelmiş. Ne zaman oyun açılacak belli değil. O sohbet diyalog kıraathanede okey oynasak masada alet as. Orada da oyun oynuyorsun. Arada bir aksiyon olur. Birisi gidiyor okey yerine taş atıyor. Hı. Ah diyorum aksiyon olur. Dramdı ya. Hangi dram? Ha, dram. Abi yakıyorsun ortada, yakmıyorum. Emre'cim ne yakması? Bak daha dişçiye gideceğim. Dün geçen gün dişçiye gittim. Of of. İki tane diş çıktı. Hatta o iki tarafta diş çıktı. Üç tane diş ya da dört diş olacak. Of. Money money. Evet, boşlukçum. Sana zahmet olmazsa soğanları. Tamam, şu biberleri yıkadım, bunlar temiz bir tane. Küçük incir de oynayacağız. E tabi, ilave ince olsun. Ay, o günde aksiyon olsun kar Işılcığım. Yiğitçim yaz, yaz. Arada yaz Yiğitçim. Yaz, muhafazlık yapmayın arkadaşlar. Hep altta balık chat'i bizi dinliyorsunuz. Kesin orada başka işler karıştırıyorsunuz. Bak. Kesin kesin. Şimdi ben soğan doğrayacağım değil mi? Bunu mu doğrayacağım? Bunları mı doğrayacağım? Yes. Yes, görmedi ama. Gördüm canım, ben koydum bunu. Sen tuzunu koy, işim bitsin, dönüşüm yapalım. Ha, Melerina da Stardew Valley oynuyormuş. Mürvet yemek yapıyormuş. Soğan. Yemek ne yapıyorsun yavrum? Hadi karıştır. Durucum çorbanı. Karıştır karpuzu, karıştır. Bu ayda bitiyor. Beni aramasın yakışıklı. Evet. Seni bir haftadır ulaşamıyorum Tunacığım. Lütfen telefonlara cevap ver. Konuşmamız gereken bir mevzu var. Acil. Önemli. Tuna mı geldi? Pinti Panda geldi. Pinti Pandacığım, seni seviyorum hayatım. Seni başkası da çok seviyor da bilmiyorum. Suyun kaynıyor. Suyun kaynıyor. Konuşalım da yarın şu işi hallederim Tunacığım. Lütfen bir zahmet. Rica ediyorum, istirham ediyorum senden. Yakışıklı, iyi niyetli çocuk. Kahve. Pinti Panda ona böyle hediye geldi. Hoş geldiniz. Pinti Panda ona böyle hediye etti. Deli Matkap, Cano, Afitu, Muhammed Debi 2, Yiğitçiğim, Koal King, Defte Özel, Raydos 61, ikinci elini kutluyor ve Pinti Panda ona böyle için çok teşekkür ederim. Keşke yapmasaydın. Kesene bereket. Senle diğer konuşacağımız mevzu çok daha önemli. Bu ay bitirmek istiyorum. Çok iyi niyetlisin, çok iyi arkadaşsın, çok iyi de zaten daha önceden sen bunu konuşmuşsun. Çok teşekkür ederim Handacığım, çok sağ olasın, eyvallah. Çok teşekkür, her zaman yanımdasın. Onu çoktan iyi biliyorum. Ya maddi olarak değil, arkadaş olarak ve dost olarak her zaman. Ama şimdi küs mü diye sorabilirler biraz sonra. Ha biraz sonra sorar. Siz pandaları küstünüz mü? Orada diyeceğim ben pandaları küs olsam bana niye bu kadar konuları kendine ettireceğim? Yukarıda duruyor orada. Küsmüşler. Ama efekte biz sana küs olabiliriz yani. Bilemeyeceğim. Evet, sana iki tane kadının selamını söylüyorum. Biri 80, biri 76. Here comes the money. Here we go. Here comes the money. Ay çok seviyorum onu. Tuna, vallahi iki tane kadının kilosunu şöyle söyle. Yeter, sen kendin bak 47 kilosu. Bak olabilir, ben var olabilirim yani. Bir dakika. İki tane kod söylüyorum. Biri 80-76. Bu kodları asla unutma. Bak bakalım. Ya. Sen 77 kendine bak. Yasaklı 77. Cümle yapmışsın. Biz yasaklı yapmıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Bin kere şükürler olsun.
Biz iffetle bulunmaz kadınlarız oğlum. Bu kadar basit. Rokça, bağışın için çok teşekkür ederim. Ay, çok sağ olasın. İyi yardımcı. Çok teşekkürler. Bağışın için teşekkür ederim. Fındıkçı Rokçu değil mi? Evet, Fındıkçı Rokçu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Adamın işi ifşa etmek. İfşa değil. Tına bak. Annem mide tüp ameliyatı olacağım diye Durgu sümürsü yaptı, tamam mı? Ben yok şeker hastası olacağım, yok ben obezite şey olacağım, yok ben işte kilo alıyorum, çok kötü yürüyüş alamıyorum, nefes alamıyorum. Dalga geçiyor Tıma benimle. Ya bunları söyle tabii Tıma, ben senin de daha uzun ömür sağlıklı olmak istiyorum evladım dedi. Ben de mide tüp ameliyatı olacağım dedi. Seni geliyorum yanına şimdi. Ondan sonra gitti mide tüp ameliyatı oldu, 65 kiloya düştü. Şimdi bu korona vasıtası 1,5 seneye geçecek. 10 kilo mu 15 kilo almış, tamam mı? 70'li 80'e çıkmış. Yani 80'e çıkmış, 80 kilo tartıldı. Sen sus şu şey soğana doğru gel şuraya çabuk. Pis dramacıma dileri düşmeyelim ne olur. Şimdi kilo verdireceğiz. Ekmeği yasakladım, kuru yemişi yasakladım. Ondan akşam saat 10'dan sonra yiyemeyecek, bunlar yasak. Yoğurt yiyecek. Tuna, yoğurt yiyecek bundan sonra, yoğurt. Ne yoğurdu be? Aç mı kalayım ben? Aç kalacaksın tabii. Nasıl vereceksin kiloyu? Aç kalarak yiyeceksin. Aç mı kalır? Aç. Aç kalacaksın tabii. Kilo öyle verilir. Çok eğlencelisin. Ben tuz. Çok eğlencem. Yani daha iyisin. Ben dün de akşam sildim burasını. Dün sildim ben burasını. Aferin, sildin işin ne? Allah'ım yarabbim. Ya kuru yemiş şey yesin akşam. Yok, yasak. Yasak, sen de ekmek ya abi. Ekmek ben de yemiyorum. O yüzden iki kadının da birisi sizin muhterem sevgili anneniz. O da kilo vermesi gerekiyor. Onun da doktor tavsiyesi var. Kilo almayın. Ay oğlum ne bizim delikodumuzu yapıyorsun? Ben demeye içim. Yani valla helal olsun. Ben İffet anneye çok teşekkür ederim. Eyvallah, çok sağ olsun. İkisi birlikte 11 kilometre yürü. Ama herhalde. Teşekkürler Destecim. Evet, Tuna nasılsın, iyi misin? Ay, daha bugün yemeğimiz çok kolay. Akşam bizi yiyeceğiz, Tunacığım. Evet Mert, oklavayla. Kahveniz benden arkadaşlar, hoş geldiniz. Kim geldi? Dur bakayım. Bir Sezen abone oldu. Bir Sezen. Merhaba, hoş geldin Sezenci. Spor yaptı, 7 ay yaptı, sonra sıkıldı bıraktı. Önce benim kanalım dönüyor. Sen normal misin? Dönüyor derken anne, nasıl, ne demek? Bırakı kapatıyorum. Yayın var mı arkadaşlar? Nasıl kapatıyorum bunların hepsini? Orada. Buradan. Varmış orada. Benim telefonumda sorun var. Açık kapatayım mı? Tamam. Şimdi aç. Kapattık. Evin internetini kullanıyorsun değil mi? Yes. Saçında pek havalı duruyormuş boşluk. Bakın orta top koşturucusu, orta sahada oynayan top koşturucusu bendeniz. Saçımıza taç taktık. Nasıl? Karizmalı serseri çocuk oldun mu? Emre hoş geldin. Teşekkürler Gayeciğim. Ben uzatmasını isterim ama kendi kararı tabii. Kanatlı panda hoş geldin. Nasılsın Emre'ciğim? Şimdi soğanları nereye atacağım? O tavaya 100 lira borcun oldu var ya, bana tava aldım hani. Ya hiç, bu benim niye soturma bunu buraya? Ben bir şey suratına vurmadım bugüne kadar. Niye suratıma yürüyorsun? İyi gibi tavayı beraber alamadık yani. Aykacığım çok teşekkürler canım benim. Sağ ol. Vallahi bana göre çok daha uzatmış. Yakışır yani ama tabii kararken. Önce öyle çok
Yani yüzük sevmez, kulak küpe sevmez. Taç ona nasıl taktı? Yüzüne geldiği için taktı bende. Oh, becerikli karpuzcuk. Değil mi bestecim? Aynen öyle canım benim. Beste de kısa saç seviyormuş. Aa, Beste senin için kestiriyorum. Olsun hayatım, becerikli bir genç kızsın sen. Hem çok becerikli, hem çok güçlü. Sen çok mükemmel, güçlü bir kadın olacaksın. Kim? Beste mi? Duru. Duru. Karpuzcuk. Karpuzcuk. O gitmedi mi ya? Ders çalışacak. Bitti geldi. Nasıl bitti ders 2 dakikada? O çorba çorba karıştırmaya gitti. Başkası ders çalışmaya gitti. Of, yaşlandın önce karıştırıyorsun. Ben yaşlıyım ama ben her şeyi biliyorum. Sen yaşlı değilsin. Mürvetciğim. Beste harika. Mürvet börek mi dedin hayatım? Börek, buzluk böreği yaptı. Onu ben yapıp atıyorum. Hazır ya. Sema derse gitmişti. Duru da çorba yapmaya gitmişti. Ellerine sağlık Mürvet. Mürvet nerede yaşıyorsun? İstanbul mu? Ne bileyim başka şehir mi? Sormuş muydum acaba? Ha Bolu'da. Söyledin kusura bakmayın artık karıştırıyorum vallahi. Yaşlılıktandır Aynur. Hayır canım ben chatte sohbet ediyorum insanları tanımaya çalıştığım için. Çok olunca tabii ki. Yakışıklı. Seksen. 47. İncelikli Haytan'ın ismi Sema mı Salihciğim? Valla of nohutumuz oluyor, turşumuz oldu. Turşumuzu koydum. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? Dersler nasıl? Ay Duru seni çok seviyorum. Acaba sen 3 şeyi hatırlayıp 10 şeyi unuturken Aynur anne 50 şeyi hatırlayıp 2 şeyi unutuyor, boşluk diyor. Bunu da karpuzcuk söylüyor. Sana kapak olsun boşluk. Şey bana bile karşı ya, inanılmaz. Rica ederim Mürvetciğim. Valla şu korona gitsin de İstanbul'da bir yerde, ortak yerde buluşup hepimiz gelebilenlerle görüşelim inşallah. Bravo, Türkçe öğretmeni olacaksın Sema. Çok evet, evet, çok. Aynen. Düzgün Türkçesi vardır. Talip hoş geldin, merhaba. Arkadaşlar, sürprizi açıklayayım mı? Ne sürprizi? Kolay gelsin. Öncüyü kaçırıyorum ben 4 günlüğüne. Bizim aklımızda başka şeyler var. Birileri kaçırsın diye bakıyoruz ama işte. Kendimiz kaçırıyoruz da. Durucum hiç belli olmaz. Yok karpuzcuğum. Evet, sürpriz zamanı. Ha. Bodrum yolcusu kalmasın. Ha. Biraz dinlensin. Artık Hüseyin'dir denize girmiyor. Denize girsin.
Nasıl? Bence çok güzel değil mi? Komşumuza gidiyoruz. Uçak biletimizi aldık. Gidiyoruz. Kısmet yasaklı kelime olduğu için niye yasaklıysa kısmet ben anlamıyorum. Kısmet, her şey kısmettir. Evlilikle ne ilgisi var bu kısmetin ya? Niyet desin. İş kısmettir, yaşam kısmettir, sağlık kısmetli olsun. Teşekkürler. Vallahi gayet çok ihtiyacım var. Dedi 2 silindir denize girmiyorum. Önce ya 4 yıl oldu ya da 3 yıl. Kaç yıl önce? 3 olmuştur. 3. Besteciğim, o notu atlayarak yaz. Yayın mı kesildi? Diyorum ki 8 Haziran 7.15. Yayında sorun var mı? Yolcusu kalmasın. Ha. Mürvet 8 sene girmiyormuş. Ha, tamam ben tur yapıyorum. Çok ucuz bir tur ayarlıyorum. Sırt çantamızla. Ekip gidiyor. Buradaki canlarla birlikte çok ucuz bir tura denize gidiyoruz. Allah kısmet ederse. Saniyelik drop girmiş güzelmiş önce. Evet, tamam. Bir an. Ay öncünün yakışıklılığından olmuştur öyle. Boşluktum soğan konusu bitti mi? Hangi soğan? Elindeki. Kim geldi şimdi bir saniye. İnşallah. Ama ben dönmeye niyetim yok. Çünkü arkadaşımın evine gidiyorum. Otele gitmiyorum. Boşluğu uçakla geri gönderirim. Gelmek durumunda ben ama tatile devam etmek istiyorum. Oldu. Oldu. Şimdi önce şokta olduğu için cevap veremiyor bana. Yayın bittikten sonra merak etmeyin. Allah! Arkadaşlar sizlerle birlikte yemek yayınına çıkamayacağız. Yani aynı durum olmayacak. Çünkü sizleri sevmiyor ki erken dönüyor yani gördüğünüz gibi. Aa, görüyorsunuz değil mi? Aa, sizi sevmiyormuşum. Aa. Zoom'dan konuşuruz. Çok mu zor yani? Zoom. Çocuklar ne bilsin Zoom'u? Aa, onlar ben biliyorum onlar mı bilmeyecek? Hayretsin. %90 biliyordu. Her Zoom'u indirmemiş olabilirler ama Gaye Zoom'u biliyordur. Salih biliyordur. Çalışma hayatında olan Yasemin biliyor. Badi biliyor. Zoom'u bakayım kimler biliyormuş. Bak kuru iftira diyor. Bak Emre biliyor. Bak Kalkızcık diyor ki ben 2 yıldır ders yapıyorum Zoom'dan diyor. Vallahi dönüş bileti almadım. Bunun hırsı işime geç kaldım der. 2 gün kalır döner. Dönüş belli değil. 3 gün eğer kalırsa öpüp başıma koyacağım. Aa cidden mi? Mert afiyet olsun. Abla geçen gün YouTube'da kanalında tarhana çorbasına nohut koyup yapıyordum. Anneme söyledim, denedik. Çok güzel oldu, çok beğendik. Malatyalıyım ama ilk defa sahne gördüm. Ben onu kazara yaptım ama. Hatırlıyor musun? Demek ki uydur. Başka bir şeye nohut koyarken kalktım çorbaya koydum. Ama beğendiğinize mutlu oldum. Mert'cim. Bence Mert algımızı geçti şu an. Hiç de geçmedi. Bence Mert yaptı. Hayır, sana öyle geliyor. O herkes Zoom kullanıyor. 1 saat Zoom ücretsiz. Bak dur hemen diyor ki ne zaman Zoom'da toplanırız? Bodrum'da. Ah canım benim. Ah canım Salihciğim benim bir tane. Diyor ki boşluk aynı anne 8 Haziran sana tamam gidin diyor yani. 9 Haziran dönerseniz yemek yerini yaparız. Tabii canım. Uçak fiyatları kaç para sen biliyor musun? Yok. 9 Haziran'da yemek yayınımız olmayabilir ama sohbet için açarız. Ama yemek ha belki orada da arkadaşın evinde de. Ama yok olmaz herhalde bilmiyorum bu sayfa nasıl oluyor. Cepten kullanabilirsek belki olabilir. Aa 40 dakika.
Kapatıyorsun 40 dakika. Ben 1 saat biliyordum durucu. İncelik de harita diyor ki hoca dersi açmadı. Hayat da sizi izlememi istiyor. Tıpkı benim gibi. Ay harikasın. Canım benim hocam. Semay mıydı? Semra mıydı adı? Yanlış mı söylüyorum? O daha öğretmen değil. Adayı. Daha adayı. Son sınıf. Son sınıf bitirecek bu sene Haziran'da. İnşallah. Ama hocamız artık Haziran'da bitiriyorsa bir şey kalmamış. Hocam diyebilirim. İşte. Bak Salih ne dedi? Karmadan gelen bir hediye. Çok istiyordun demek ki. Hoca da açmadı. Bu kadar basit. Evrene mesaj gönderdik. Tuna gitti herhalde. Tuna yok. Durucum söylemez. İncelikli harita umarım yalan söylemiyorsun. Ben genelde söylüyorum diyor. Ay. Vallahi ben size yalan söylemiyorum. İnanın ki. Lucy hoş geldin Gül. Merhaba. Gülcüğüm nasılsın? İyi misin? Ay Gül çok yoğunum ya. Allah. O kadın ben bütün hırçınını benden çıkartıyor. Evet, chat yoklama yapıyor senin için. Ben hırçın mıyım? Bir yoklamada bir sorar mısın? Ne çıkacak? Ya yayından öncesini biliyorsun. Onu göstersene o andaki çığlık bağırışını. Çığlık atmadım. Sadece kapat artık. Canım, Lucy diyor ki nasılsın? Öncü Beyciğim nasılsın? Ben iyiyim. Ah, ah Durucum, ah Durucum. Ay Yasemin'cim, bak Yasemin diyor ne alaka diyor. Ama yani 25 dakika masa toplayacağım artık yeter dedim kapat şu bana çiçek bahçesini. Bana ne çiçekse peki? Allah Allah. Boşluk 18'lik çıtıra dönmüş tarzını beğendim diyor. O tarzı ben doğurdum ya onu ben yaptım. Hayır orta saha futbol oyuncusuyum. Ön libero. Merhaba. Sevgül diyor. Eyvallah Lucy. Orta saha futbol oyuncusuyum. Daha yeni başladım. Alt şeyden yetiştirdiler beni. A kadro. Ne diyorsunuz? Artık bilmiyorum ben de anlamadığım için. Şimdi bu sarımsakları, soğanları koyayım. Bunları mı yapacağım? Nasıl istiyorsun? Sen biraz sonra git ben sivri biberleri doğrayayım. Sen ben de öğrenirim. Ben de öğrenirim. Senin yapacağın iş kalın kalın yapmışsın. Kahvaltıda yemeklik biberleri yedim ya. Çok kötüsün sen boşluk. Biraz kahvaltılık biber kes ya. İşin bitsin çabucak değil. Koskoca kesmişsin ya. Vah. Bugün kuru fasulye, yani nohut yiyeceğiz. Aa sevdim tarzını bak gördün mü? Kimse? Gül. Eyvallah Lucy. Evet diyen bir kişiyi mi bul? Hemen bul Durucum. Bir kişi evet demiş huysuzum ben diye. Hemen bul hayatı. Arkadaşlar şaka ne demek istersiniz diye. Boşluk Kovic. Demek ki Boşluk Kovic öncüyü çok boşluk seviyor. Boşluk Kovic. Futbolcu. Sile sen Boşluk Kovic. Futbolcu, orta saha, ön libero. Ay ekmeksiz ya harikasın Boşluk Kovic. Çok sen. Makarna hoş geldin. Aa makarnacığım seni salçalı yemek lazım. Olur mudur? Değil mi Gülcüğüm? Aa incelikli haydaymış. O kadar huysuz değilsiniz Afit. Teşekkür ederim. Biraz huysuzluğum var demek ki. Vardır doğru. O kadar dediyse biraz var yani demek istediğin yani şu an. Aa 655 diyor ki Aynur ablayı severiz ama boşluğa karşı hırçın olduğu da bir gerçek diyor. 655 seni çok seviyor. Yayına başladığımızdan beri ne zaman geldiyse hep seni tutuyor. Eyvallah. Tamam biz çay saati yapacağız Eylül'de falan. Sen gelme istemiyorum seni. Sen gel ben istiyorum. Diyor ki ben makarna ben sadece seviyorum o da olur diyor. Biberler atayım mı içerisine? Evet beste. Kızdırıyor beni vallahi. Şey biberler soğan aynı anda olur mu? Lütfen tabii tabii. Tabii atıyorum. İki kişi oldular. Demokrasi işte. Normal. İki kişi olsunlar. Sorun değil. Hadi üç olun. Hadi üç olun.
Bamya yok, yalancı sivri biber turşusu. Bamya nerede? Öyle bir şansımız, evde bamya yapma gibi bir şansımız yok. Hayırdır lan, ne evde bamya? Bamyanın burada evde ne işi var? Gül diyor, bamya yok. Yalancı turşu, sivri biber turşusu çok kolay. Haşlıyorsun, sirke döküyorsun, sarımsak, tuz, biraz da zeytinyağı gelsin. Ben de henüz zeytinyağı koymadım. Alın yemeklerin yanında turşu. Evde yapılmaz Gülcüm. Öncü sevmez. Bamya'yı hiç, biz evde hiç bamya yapmayız. Bamya yemek istiyorsan çık dışarı Aygül. Evet, Duru'cum doğru söylüyorsun. Onları kahvaltıda yiyeceğiz Duru. Belki önce onlar büyüyünce bir kahvaltı yemeği yapar, hazırlar, eder. İpek annesiyle Aynur annesine çağırır. Biz de otururuz bir güzelce de yeriz. Aa, Duru da nefret ediyormuş bamyadan. Nurettin annesi de hep yapıyormuş yalancı turşuyu. Sahile diyor ki Aynur anne, açtığım anket budur ve görüyorum ki çok cesaretli arkadaşlarımız varmış. Aynur anne hırçı mı asabi mi? Evet diyenler bağlanacaktır. Helal olsun. İşte bize böyle dürüst net izleyiciler lazım Sahile. Onlarla da gurur duydum. Evet. Şey, Semra, öncü incelikli hayatı Semra değil mi? Yanlış değil. Evet, öğretmen adayı. Ha, kapya biberle yapıyor. Biz sivri biberle yapıyoruz. İyi pişmiş bamya, süper. Hele parça etli, kuzu etiyle olursa ne kadar güzel olur ama biz... 80. Yiyemiyoruz. Onun ilgisi yok da niyet oldu. 80. 77. Diyor ki Duru Karpuzcuk, siz yürüyüşe çıkın, eve geldiğinizde bir bakın boşluk sofra konuş, bir anda uyanır. Ama Duru'cum biz saat 7'de sokakta yürüyüşteyiz. Öncünün o zaman zaten 6'da yatağa giriyor. Uyanması mümkün değil. Ona yine biz hazırlayacağız. Sema, tamam. Tamam incelikli Aytacığım. Şimdi bu sarımsaklar ne olacak? O kadar yeter, fazla tamam. Doğrama. Tamam, bitti. Ocağı yakıyorsun. Evet, yaşamı kaybediyorsunuz. Yerin evet. Hayatı işte, hep gündüz uyurlar. Ya ya ama ya. Ama kaybediyorsunuz, yaşamı kaybediyorsunuz. Niye, geceleri de yaşam var, değil mi? Arkadaşlar geceleri de hayat var. Geceleri de hayat var, çıkarız. Biz sabahleyin de çıkıyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz, sonra alışverişimizi ediyoruz, geliyoruz, kahvaltımızı hazırlıyoruz. Yine yetişemiyorsunuz. Yine ondan yetişemiyorsunuz. Sonra bir güzel kahvaltı yine yiyoruz. Yetişemiyorsunuz. O ayrı. Bunu izleyeceğiz sağ olsun, gezdirip. Gece tayfa ayakta. Gece tayfası ayakta. Biz yayıncılar uyku nedir bilmiyorlar. Evet, evet. Aynen. Güzel Gülcüm. Arkadaşlar abonelikleri ya, biliyorsunuz, fiyatlar çok düşük. Duru'cum hadi git ye. Unutmayın. Gece hayattır. Evet. Umut diyor ki gece hayattır diyor. Aynen aynen. Başka ne evet, istiyorsun? Ben bitti. Burası sana ait artık. Burası bana ait. Evet. Pilavını koyacağım. Çıktınız. İbaşı giyene. Ooo Frozi, merhaba, hoş geldin. Bu gecede uyku yok bize. Niçin? Gel vatandaş. Gülcüm çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Gece G. Bak G. Merhaba G. Havalar sıcak işte. Gündüz pek dışarı çıkılmayacak ya. Ya incelik tabi. Keşke. Keşke. Laptop alacağız. Sen evine gönder bak, olacak hemen. Olacak. Bugün oynadım, şans topu oynadım. Bak, ne kadar bilmiyorum ama herhalde alabiliriz laptop. Herkese merhaba, hoş geldin. Halim teyze yayına. İsmail Mutal ve Bob. Merhaba, hoş geldin canım. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Sen de nasılsın? Akşam saat kaç oldu? 7:30 olmuş. Oh. Kahveniz benden arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ya Gül, ya Gül abonelik hediye ediyor. Lucy G. G. Karpuzcuk 06'ya genç hanımefendiye
Favori hediyeti ikinci ayını kutladı. Karpuzcuk tekrar tekrarlarımıza hoş geldin. Karpuzcuk valla böyle giderse sen o hikaye böyle olacaksın ha. Valla Karpuzcuk. Kahveler herkese kahveler geliyor. Ekmek size incelikli Aytal, Lucy'den, Coworking'den, Amor, Pati Game'den, Elektribus Mürüvvet'ten kahveler geliyor. Emre Zombi'den kahveler geldi. Çok teşekkür ederim. Uğur burada, Bir Sezen burada. Kahveleri gönder. Herkes afiyet olsun. Ben de yemeğe gideceğim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Afiyet İçin. Olsun. Nasıl yazdın ama ben nasıl okudum? G, R, Ş, R, Z. Görüşürüz demek herhalde bu. Yayınlar kolay gelsin. Badeciğim nasılsın? Bade. Hoş geldin. Ne adresin Bade? İşten geldi kızcağız. Ama biraz sana gelir. Hoş geldiniz yeni gelenler. Hayat nasıl? Sizler nasılsınız? Bunu mu açacaktım ben? Şimdi telefondan biraz uzakta tutayım da ne oldu? Hayat çünkü. Benim her şeyi ben veriyorum. Bu kadar kolay. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz Şef? Sizler nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Menüyü gördün İsmail Mutelebo. Etli nohutlu yemek yemeği ve bulgur pilavı ve yabancı. Bulgur pilavını sevmiyorum. Yabancılar sonra. Ama yabancı, yabancı diyorum. Yalancı biber turşusu da güzel olabilir. Nohutlu ile birlikte yenilecek güzel kombinasyon. Pirinci daha çok seviyorum. Pirinççi misiniz, bulgurcu musunuz? Hadi yoklama. Yoklama. Hemen şey yap Salihciğim, bir yardımcı şey açarsan oradan. Pirinç mi bulgur mu? Bulgur pilavı. Ben ikisini de seviyorum. Yani. Ben beyaz pirinç arpa. Arpa tercih edeyim bir de bak. Ne bulgur pilavı sevmez mi ya? Üzüldüm. Ya şimdi bulgur pilavı yerim için. Ya gittik ya şimdi ya. İçeceksin o üç beyazdan yakın olacağım ben. Hiç benim için sorun değil. Bu arada bende kolesterol çıktı. Daha önce kolesterol çıktı. Dedim bende kolesterol. Her ikisini de seven de varmış. Nisa Su selamlar. Nisa Su'cum merhaba hoş geldin. Bulgur pilavı yedim. Daha önce. Bulgur daha sağlıklı ama arada bir pirinç gider şimdi ha. İncelikli Ayta. Gider tabi. Selam bir yayınlar nasılsınız? Boşluk nasılsınız? Aynur teyze, Mesut, Mert. Hoş geldin. Hoş nasılsın? Hoş geldin. Merhaba. İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Hele de Yıldız Şehri'de pirinç pilavı. Vay be. İncelikli Ayta. Yıldız Şehri'ye ne yarar? Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Bitti. Teşekkürler. Bu money kelimesi benim o kadar hoşuma gidiyor. O kadar güzel enerji veriyor ki kim destek attıysa gözükmüyor. Teşekkür ederim. Şimdi boşluk içeriden bakıp söyleyecektir. Rokçu 60, ben kaçıyorum abi yayınlar görüşürüz demiş. Dedim. Bir de 60 işte. Oy, çok teşekkürler. Rokçu'nun adını bilemediğim için sağ olasın. Rokçu adını ver. Sen de mi bilmiyorsun? Ben hep Rokçu diyorum. Aa. Hep Rokçu diyorum. Gökhan yok değil. Gökhan şeydi. Ha şey. İkbolis. Gökhan. Selam Kroos. Hoş geldin. Aa Duygu gelmiş. Selamlar yayınlar. Hoş geldin Duygucuğum. Hoş geldin. Göksen'in Selman demiş. Rokçu'nun adı. Göksen'in Selman. Göksen. Göksen diyoruz. Aa Göksen. Göksen. Ne kadar Göksen. Güzel. Göksen. Merhaba Duygu. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? İnşallah unutmam ama ben Rokçu'yu daha çok sevdim. Alıştım ona. Göksen. Göksen evet. Rokçu. Güzelmiş.
Abi nasılsın? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım işte. Hayata yetişmeye çalışıyorsun. Bugün yapılacak bir şeyler var mı evin içerisinde? Toplamanı, salgıyı silmek, suyedeki süpürgesi, akşam için. Ay yormayayım seni anneciğim. Ay yor da ben ona göre bugün yayın yapmayayım. İstiyorsan akşamüstü yap. Yayın yapmayayım akşamüstü. Bunların hepsini yapayım. Kahveniz benden arkadaşlar. Mi? Hoş geldiniz. Canım. Lucy, Duygu'ya abonelik hediye ettik. Kesinlikle. Lucy sen neden zahmet ediyorsun yavrum? Canım ya. Benim, kızım, yavrum. İzmirli hanımefendi, yapmasaydınız teşekkür ederim diyorum. Kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Çok şeker bir hanımefendi, sağ olun. Herkesten de kahveler geldi. Badecim ekmeksiz yeğden, incelikli hayta, Kualink, Rockçu, Sahil Tekin, Mesut'tan, Bir Sezen'den, Kuruyorsan ve Amorti Fatih Gelin'den kahveler geldi. Teşekkür ederim arkadaşlarımıza, hoş geldin. Duygu, Lucy, bol 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 paralar dilerim ben sana. Gönlüne göre versin her şey. Duygu karşılıklı kahve içerik ödeşiriz. Ha çok teşekkür. Ha ben sana kahveyi içerim. Belir. Tamam okey. Aa teşekkür ederim. Işıncığım kendine çok iyi bak. Sağlıcakla kal. Aa Duygu yarın abone olacaktı fal baktırmak için dedi ama artık Duygu başka ya. Başka ya Duygucuğum. Niye canım bakarım yarın ha. Ne olmuş sen de yani öncü. Tamam bit atarsın sen. 500 bit atarsın yeterli. İlk kahveniz benden, ben ısmarlayacağım. Tamam okey. Siz iyi akşamlar Işık. Görüşürüz. Aa hediyeliklere bakılmıyor mu? Yo bakılmıyor. Bir tane abone olmadığı için kusura bakma. Bizde sistem böyle çalışıyor. Önümüzdeki ay perşembeleri. Yok yok bakarım. Şimdi hediye ettiler bakın. Hediye olmaz. Ha şöyle hediye bir şey olmaz. Oluyor. Benim yayınımda abone olana fal bakılıyor arkadaşlar. Boşluğun yayınında olana değil. Hayda bak Duygu. Teyze, Duygucuğum kusura bakma. Bana ne bakarım dedi Aynur teyzeciğim. Bana ne bakarım. Duygu bittin sen bittin. Sen bu kanal şu an abone oldun. Sen yani anne bir zamanda olmadın işte. Ay hiç gülüm yoktu. Kızım ne günah başım. Bilmem kırıyorsun. Ben günah şeyi yapıyorum. Aynur teyzem hemen vazgeçin benden ya. Ya Duygu geçer işte. Gör Aynur teyzeni tanı. Tanı Aynur teyzeni. Canım yarın gel bakarım. Anlaşma yapalım o zaman. Vallahi bilemiyorum. Anlaşma. Kahve şeyi ya. Hissettiklerimi söylüyoruz. Yani umutla söyleyeyim de. Bunu 25 TL'ye çıkartıyorum ben. 25 TL. Hem kahve yap, hem makineye çalışın, hem suyunu harcayacağım, hem elektriğini harcayacağım. Mahvı var. Gideri daha çok. Ne cümle adam. Emekli bir kadın. Başka hesaplara ben gelip abone olup. Ben boşluk. Evet sen. Garibanın yüzü güler mi? Bilmem incelikli hayata. Sahi tek ama demiş. Badeciğim yetişiriz. Baktıralarım. Özel bakarım sana gül. Al. Sadece kahve. Sen özel kahve için. Evde pul koleksiyonum var. Ya Allah'ım yarabbim. Pardon. Bardak koleksiyonum var. Kız şaka yaptığını anlamayacak. Ayıp. Yok Allah canım. Yanda mısın? Dün de gece. Amorti Gayin'in şeyine yayına gitmiştim. Dün de şaka yapmıştım. Ne? Ne bir daha ne koleksiyon? Anahtar koleksiyonum var. Anahtar koleksiyonum var. Onu gösterebilirim. Sonra buna annemin koleksiyonu. Ama bardaklar benim. Bir de anahtar başka ne koleksiyonu yapıyordum ben ya? Bir şey koleksiyonu var. Pul yapmıyorsun ama. Pul yapmıyorum evet. Pul da yapmıyorum. Evet. İyi akşamlar diyorum. Size çıkmam gerekiyor. Görüşürüz. Kendine bak. Bir de saçımızı çekiyor ya. Uzattıkça saçımız çekecek. Teşekkürler, teşekkürler. Ah, yıkanmış. Bakın,
Bana şey çıktı, bulaşık makinesi boşaltma çıktı. Görüyorsunuz. Delik kız Özgen, merhaba, selamlar. Delik kızcığım nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? Afiyet olsun, kendinize iyi bakın. Mürvet, afiyet olsun size de, görüşürüz canım. Afiyet olsun. Ben geleyim, yardım edeyim mi? Hayır, bir şey istemiyorum. Şey, İfet anne geliyor değil mi? Gelecek akşam yemeği. Listeliler bilmez o pul koleksiyonu, dili olsa konuşsa. Kardeşim, yani Brevard, o kadar sadece gel. İyiyim, çok şükürler, siz razısınız. Valla iyiyiz, vakit yetmiyor. Sen bana sürpriz yapacaktın, bir şey yapacaktın, bir gelsin olacaktı. O neydi sürpriz? Yayın başlarken, onun içeride satın tararken. Sen mi? Söyledim ya, Bodrum'a gidiyoruz diye. Sürpriz nesi oraya söyledi. Ha, sürpriz size söyledi, çünkü ben ödüyorum. Ya. Sürpriz olmuyor bu. Sürpriz oluyor, nasıl oluyor? Seni kandırmak için canım çıktı benim. Canım çıktı canım. Dönüş bileti uçağa alayım da ben de öyle kandırayım. Aynur'a da aynı tarihi alacağım. Hayır, ben gelmeyeceğim. Aynur'a da Mehmet. Mehmet hoş geldin. Mehmet Keski 058 hoş geldin canım. Ben gelmeyeceğim. Dönüş... Ha, bir de şey diyor ki Salih, tamam 8'ine gidin 9'unda dönersin. Oldu Salih. Oğlan uçak biletini sen ver bakayım. Oğlu Paşa. Maksimum 4 gece. Ay, cidden mi 4 gece? 4 gün, pardon, 4 gün gece olmasın. 3 gece. 3 gece. 3 gece de yetmiyor ya. 4 gece mi olsa bak şimdi onu da ben hala. Ben sen bir ilk alalım hadi pahalı. Yazın. E o zaman hayatım 4 gece kal. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi döneceksin, bir biletlere bakalım, fiyatlara bakalım, karar verelim seninle sonra. Beni de götürün, beni de deli kız. Valla şeye gidiyoruz, otele motele gitmiyoruz, pansiyona da gitmiyoruz. Annemin çok sayın sevgili arkadaşına, yazlığına, evine gidiyoruz. Yazlık da değil. Çünkü bir oda bir salon, evine gidiyoruz. Komşum, karşı komşusuna gidiyor, evet. Aynen. Mesela İzmir'e gideceğiz, orada arkadaşı var. Mesela Antalya'ya gideceğiz, orada arkadaşı var. Mesela Bodrum'a gideceğiz, 3-4 tane arkadaşı var. Annem kalacak, başka arkadaşını geçecek. Yani. Yaz geldi artık, yeter, çok daraldım ben. Oldu, korona da gelsin seni Petepen'de. Maskesi zaten geziyorsun sokakta. Alt çenede duruyor. Hiç de değil. Jülde abla, aynen. Değerli Ergül, çok iyi bir taktik. 81'i de arkadaş yapmış. Tabii. Oh. İsmi Jülide. Doğru. Aynen, Jülde abla yiyeceğiz. Annen senden daha ünlü boşluk. Annem benden daha ünlü değil. Arkadaşları, çok samimi arkadaşları var. Öncülüğüne nasıl geçeyim ben? Yani yoksa annem çok çok samimi arkadaşları var yani. Çağırırlar, anahtarı bırakırlar, siz gidin kalın der. Yani benim hiç öyle yok. Yani bana anahtar verecekler ki sen git orada ne yapıyorsan yap demeyecekler, bana böyle bir şeyim yok. Benim arkadaşlarım ya evli ya çocuklu ya da yazlığı yok zaten. Yani gidecek bir şey yok. Ali teyzem artık dinlensin beni de, arkadaşları da tanıştırsın bu deli kız Özge. Tabii canım. Baba Hays. Büyük kazanım. Hakan Bey hoş geldiniz. Hakan Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Büyük kazanım. Ben size şöyle söyleyeyim Hakan Bey. Annemin yandığı zaman, annem yangın geçirdi mutfakta bu evde, bu evde ama bu ev değil yani. Yıkılmadan önce kentsel dönüşüm annemi yıktı binayı. Dedi ki mutfağı değiştireceğim dedi. Binayı yıkarım dedi. Mutfakta yangın çıktı, kızgın yağda yandı. Bir hafta yoğun bakımda, 3 hafta hastanede kaldığı zaman arkadaşları ona kadın tuttu. Ve bir ay boyunca evinde kadın kaldı. Arkadaşları tuttu, parasını onlar ödedi. Arkadaşları çok ödedi. Nazar değmesin. Nazar değmesin, tükürdüm korona. Arkadaşlar çok yardımcı olmuştur anneme. Çok büyük kazanım ama yıllık arkadaşları. Peki bu tek taraflı mı olur Hakan Bey? Hayır. Annemle ne zaman bir şey olsa koşar. Ne zaman bir şey olsa koşar. Ya bu kazanım böyle bir şey yani. Onların bir şey olsa o da koşar.
Çok pilav kokusu yalnız çok enteresan, mükemmel kokuyor arkadaşlar. Bulgur pilavı. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani kazanım bu şekilde, çok fazla büyük kazanımları var annemin. Mesela avşe ise orada da arkadaşlarım var. Bir de bak şimdi Duru oldu orada. Duru da Manevi var. Oğlum var. Malatya'da, Elazığ'da. Ooo! Tabii ki hayır. Ha, tabii ki hayır derken onu ben şey yapalım. Yani tabii ki tek başına olmuyor karşılıklı. Ha tabii karşılıklı. Ha onu ha şimdi. Ben anlayamıyorum. Ben bazen anlayamıyorum. Yıldız şehirleri denemek istediğinde ben de hiç satıldığını görmedim. Yıldız tel şehridir. Yıldız şehirleri pilav olur mu? Ben onu bilmiyorum hiç. Hayır ben de bulgur pilavı yapacağım. Canım çekti. Evet biz bulgur pilavı yiyeceğiz. Niye pirinç yemiyoruz? Ya geçen iki gün önce yedim pirinç pilavını. Yayında yaptım ya. Ha, doğru. Cumartesi günü. Allah. İşte annemin hep arkadaşlar sağ olsun bize kapılarını evini açıyor. Biz de çok dağınık bir insan değiliz. Annem dağınık. Ben annemin arkasını topluyorum. Gözlük kayboluyor. Önce gözlüğümü bul. Önce telefonum nerede? Ara bir telefonum. Telefonumu mu kaybettim nerede? Yıldız Şehriye var yalnız onu söyleyeyim de. Ben... Neydi? Küçücük küçücük satıyorlar. Neydi? Biz bundan yıllar önce Tuna'yla annesi İfet annede tatile gidiyoruz. Aynanın telefonu bırakmış havalimanında. Ben telefonu arıyorum. Birisi telefon açıyor. Telefonu burada diyor. Ben çıkıyorum. Şeyden pasaport kontrolüne geçmemiştim daha. Kos'a gidiyorduk. Kos'a gidiyor. Gidiyorum telefonunu alıyorum kadının. Yapacaksın evlatsın. Yeter artık arkasını toplamaktan mıktı bu çocuğun ya? Vallahi yeter ya. Ay biraz önce yine telefon kayboldu. Yine burada evin içinde. Yine telefon. Okuma gözlüğü. Kayboluyor. Bilmem ne. Yok evde bir şey kaybol. Şunu bul. Dedektör müyüm ben? Şey koklayıcı köpek koklayıcı gibi kaybolduğunu bulmaya çalışıyorum içerisinde. Ay çok yaşasın. Evet önce 15 dakikamız kaldı. Aa çok teşekkür ederim. Çok ince düşüncelisiniz Hakan Bey. Bu yaz organizasyon yapalım. Sabancı size misafir ederim. Ay çok Sabancı'da ikinci kapı, üçüncü kapı açıldı. Vallahi havuz olsun. Sabancı'nın arkadaşları var. Çok çağırıyorlar. Akrabam varsa. Dünya odaklı ya. Dünya odaklı. Sabancı'ya çağırıyorlar. Sabancı'ya çağırıyorlar. Bak Sabancı'nın üçüncü kapı. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Çok sağ olasınız. Ya şey şaka. Sanırsa K9 köpeği. Evet evet her şeyi evde bulabilirim. Yapacaksın evlatsın. Ses mi kesiliyor? Yok kesilme yoktur herhalde. Çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah diyelim. Ben sizlerle esas yüz yüze tanışmak isterim ya. Yani. Hani eşinizle tanıştık. Yani Haris Alp'in annesiyle tanıştık ve sizle tanışamamıştık. Size çok fedakar bir insan olduğunuzu Alp'ten duyduğum kadarıyla biliyorum. Ne istiyorsun? Yukarıdan bir şey sor. Boyu yetmiyor. Yok boyum yetiyor da seni engellemeyeyim. Sohbet ediyorsun ha. Dışında. Şu muçardan. Hayır hayır annem. Beyaz bardak su. Bardak. Su bardağı mı? Evet. 3 tane. Ha böyle küçük bir istiyorsan tamam. Tamam. Drop mu oldu? Drop olmasın ya. Drop mu var şu an? Bakayım. Yok yok bir şey yok. Vallahi iyiyiz. Hepimiz güzeliz ya. İyiyiz değil mi? Seninle anneni çok samimi buluyorum. Hep böyle huzurlu olun. Amin. Al nazar 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 yaz. Maşallah yazalım chat. Vallahi kavga ediyoruz biz biliyor musun? Yayına çıkmadan önce bu kadın beni fırçaladı. Ayaklarının altına aldı. Şey ezdi. Dilleriyle de ezdi ya. Benim suçum değil. Benim suçum değil. Ha dilimle ezdiğim doğru. Ayağımda ama fiziksel bir şey yapmadım. Sözel. Sözel eziyor kadın ya. Aa. Çok teşekkürler. Çok ince görüşürsünüz Hakan Bey. Çok sağ olasın. İnşallah yaparız. Yasaklar bizim tüm takım alem yaparız. Yaparız İnşallah. Efendim. İnşallah. İnşallah. Yaparız. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. İyi niyetiniz, iyi yaklaşımınız. Oğlumun arkadaşının babası olarak verdiğiniz bize bu destek için ben de çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Evet. Selamlar. Sacrifices. Hoş geldin. Bu nazar emoti koyacağız arkadaşlar. Bir tane nazar emoti koyacağız. Ben size söyleyeyim. Kesin nazar emoti. Aa yasaklar bitsin. Bizim arabamız yok. Alp bizi alır artık.
Erteşir. Ey Peslif, merhaba, hoş geldin canım. Hah, İsmail de maşallah dedi. Hah. Selamlar Badeciğim, merhaba. O ne? Maşallah, gezegen gibi siyah bir şey geliyor. O ne? Ünlem röportaj. Asya Jessica. Ünlem röportaj. Bak Badeciğim yazdı. Video izliyorsun, sorunun cevabını alıyorsun. Her şeyin cevabı orada var. Her şeyin cevabını orada bulursun bebeğim. Evet, başka sizden ne yapıyorsunuz? Tabaklar hazırlandı, bardaklar çıkartıldı. Ekmek nerede var? Ekmek de burada var herhalde. Ekmeğimizi çıkartalım. Ay. Bu Twitch'te nazar boncuğu idare edelim bizim emote gelene kadar. Onu Gren'e gizem yapacak inşallah. Gren'le görüşmem. Bak onunla da görüşmem gerekiyor. Bugün yayın yapmayayım ben akşamüstü. Bugün yapmayayım. Perşembe yarın yaparız. Ama perşembe pazarı var yani. Pazara gideceğim. Ondan sonra odayı toplayacağız. Salonu toplayacağız. Bulaşık makinesini boşaltacağız. Mutfağı toplayacağız. Kilitleri teker yerleştireceğiz. Ay valla. Zannediyorsunuz yemek yayından önce bizim tonca işimiz vardı valla. Yetişemiyoruz. Çok iyi yaşayalım. Hep beraber yaşayalım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hep beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler yaşayalım. Ufkumuz var, önümüz açık olsun. Bu korona güzel bir kelime. Ufkumuz ve önümüz açık olsun. Çok güzel bir kelime. Sevdim bunu ben. Tamam. Oldu o zaman. Hemen sen benim raporlarımı yazıyorsun. Yazacağım. Açtım şimdi bilgisayarı zaten. Yayından sonra çalışıyorum. Çok iş var. İncelik de hayta. Ya ne zannediyorsun? Çok iş var. Yani. Daha bu güzel kadına olacak, bacakları ağrıyor. Omuzları ağrıyor olacak yani. Gitmiş krem almış. Ben de sürprizim var, sürprizim var. Sanki bana bir hediye aldı. Onu verecek diye düşünüyorum. Seni oldu mu o kremle? Kaslarına iyi gelmedi mi? Oldu. Biz de seni oldu. Sana iyi gelmedi mi hanımefendi? Sen beni 3 dakika olduysan ben sana 15 dakika oldum. Ya bırak, her gün oluyorum yaptık yani, sıkıldım. Yani. Ay. Ay ay. Hadisciğim merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Tuğba herhalde. Tuğba değil, Tuğba olabilir. Annem abla bana da tabak koymuş, bulgur pilavı yiyeceğim ben. Oy canım benim. Dedi kızın, hoş geldin. Sen hanımefendi değil misin? Yapsana ilk kendi yemeğini. Erkekler bile yemek yapıyor artık. Hoş geldiniz Tuğbe Dizciğim. Merhaba, hoş geldin. İsmail nasılsın? Yok, erkekmiş. Değil. Erkek galiba. Tuğba değil galiba. Sen Tuğba dedin ya, Tuğbe Dizce. İçimiz bitti mi? Sana bırakayım mı? Sen okuyorsun. Hayır. Yok, ben pira bekliyorum. Ha, pira mı bekliyorsun? Evet, pirandan sonra her şey bitti. Ha, o zaman 2 dakika şöyle bırakayım, sen okursun. Niye? Ben nefes alayım. Selamlar Lili. Lili kızım, ne merhaba, nasılsın Lili'ciğim? Yarın net pilav yiyeceğim. Ne yiyeceğim, bulgur mu, pirinç mi yiyeceğim acaba? Ya tabii ben de yapıyorum. Tabii ki de Aynen ablanın pilavından istiyorsun. Ha, 25 euro. Aa! 25 euro, deli atları ve bulgur pilavı. Çok öncelikli bu gördüğünüz ince bulgur pilavı Almanya'nın bir köyünde yetiştirilmiş, pirinçler tarafından yapılmıştı. Pirinç değil, bulgur. Bulgurdan yapılmıştı. Salçalı bulgur pilavı tabii ki. Ha, tamam. Salçası da bu domatesin nereden alındığını yetiştirildi. Sır da bunun. 100 yıllık bağdan alındı bu domates. Yedik ya, geç kalmışsın. Biraz işim vardı. Hoş geldin Edicim. Hoş geldin. Ben şey yapayım mı ayrılayım sizin? Ay. Şeyiniz ha, tamam. Kahve makinesi suyunu koymuştum. Tişörtün çok güzel, teşekkür ederim. Bak, 47 kilo olduğum için içime soktum. Kalın dursun diye. Aslında dışarıda kalın durur. Esas dışarıda olduğunda. Serseri olmam varsa, kafada toka var. Çünkü. Pilavınız tamam, şeyiniz tamam. Evet, süper bir pilavı bekliyoruz. Tamam, oldu. Sen bekliyorsun. İyi. Evet, bitti. 10 dakika sonra
servisimizi yavaş yavaş acele etmeyelim. Bitirdi. Chat'i ben şimdi bakayım. Evet, Badi'cim bir sürü yazı yazmış, okuyayım ben. Aynı, tamam Aynur abla, senden 25 dolar alırsa ben de 25 dolar vereceğim. Tamam, ikiz ondan da... Değil mi İsmail? Aynen. Ya paraya ne gerek var? Keşke öyle bir imkan olsa da böyle boş, büyük bir bahçede tas şeylerle, kazanlarla yapıp da yedirsem ne kadar mutlu olurum. Evet, moderatörlerimizden Badi'cim, Denizay ben olurum. Ekmeksizliğe Salih Teke var. Ötekileri cansızmış, öncü bana öğretti. VIP'lerimizden Lucy var ve... Merif abi. Onun ama ismini unutmayayım. Onur. Onur, sevgili Onur var. Evet. Vallahi devamlı gelenler, izleyiciler, hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Harikasınız. Muhammed'inle bir iki, sen niye hiç konuşmuyorsun? Nasılsın, iyi misin? Ne o konuşmuyor? Özlem, öğretmenim sen misin? Konuşmuyor. Nasılsın? Onun da gönlü çok zengindir. Yani cidden ikramı falan çok sever. Ama ticaret adamı olmaya başladı bu adam. İnşallah. İnşallah. İstanbul'da ve geldiğim bir şehre rastlarsa, mesela Bodrum'a geleceğiz. Bodrum'da olan birisi varsa görürüz. Evet, dinliyorum chat size. Hadi yazın, ben de size cevap vereyim. Önce abinize çat çat yazıyorsunuz, bana yazmıyorsunuz. Ağlayacağım şimdi. Konya'dayım, burada olmayacağım için her şehre koşa koşa gelirim. Hayat hiç belli olmaz, bak diye Konya'ya geliriz. Belli mi olur? Turlar açılırsa tur yaparım Konya'ya. Hani bir sene yok. Önce beni olumsuz niye böyle üzüyorsun? Bir sene yok. Evet, bir sene İstanbul'da. Harikasın Duru'cum. Avşa'da hava nasıl Duru? Güzel mi? Bugün bizim balkon çok çok soğuk arkadaşlar. Esiyor. Yemeği esiyor. Yemeği balkonda yiyemiyoruz. Mutfakta yiyeceğiz. Vallahi ilk gezdiğim yer neresiydi hatırlamıyorum. Çok. Hiç hatırlamıyorum. Hiç. Gayet sen nasılsın? Ay, annene selamlarımı söyle. Sürtler. Çok teşekkürler. Siz de, biz de sizleri seviyoruz, bizi izlediğiniz için, desteğiniz için, izleyerek destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ha, siz de sıcak. Vallahi yayın bende kesik gibi dönüyor ama ana yayın kesik değil gibi. İyi gibiyiz. Gaye seninle sonra bir konuşalım. İçimden sana karşı işlerinle ilgili farklı bir duygular geliyor, bir konuşalım seninle. Batuhan'cım nasılsın? Özlem'cim, öğretmenimiz sessiz sakin izler. Demin gördüm. Gidip gördüğünüz en beğendiğiniz ülke neresi? Bunu çıkardın, ne yapacaksın? Pilavı koyacağım. Pilavı koyacağım bir 5 dakika. Evet, 5 dakika. Havalar tam yürüyüş havası. Of, keşke dışarı çıkabilsek. Vallahi biz 6-7'de çıkıyoruz. Sabah. Söyle Karpuzcum. Durucum söyle bir tane. Evet. Gidip de en çok beğendiğiniz ülke neresi?
Yani beğenmek şöyle diyeyim ben sana, Selanik Atatürk'ün evine ilk gittiğim zaman çok duygulandım. Orası benim için ayrı bir yerdir ama Selanik değil, Atatürk'ün evi çok özel. Oraya gitmek beni çok mutlu etti. Oh, keyfin olsun. İyi yaptın. Zaten aşağıda kumda yürüyüş çok keyifli oluyor, o sahil kısmında. Evet. Pilavı artık kapatabilirsin boşuna. Küçük yemeği de kapadım ama 5 dakika pilavın benim annesini bekle. Şey, kağıdı koyayım mı? Ne? Çorba karıştırıcıyı kağıdı koyayım masaj mı? Aleti. Tabii pizan. Masaj aleti olarak kullanabilirsiniz bu arada. Aa, hiç böyle bir şey duymadım Tuğbe. İnşallah Gaye gideceğiz. Otobüsle gidiyoruz Gaye. Günaydın herkese. Efe de yeni uyanmış. Günaydın Efe'cim. Efe daha bu saatte mi ya? E ne yapsın? Hava Euro 10. Euro 10 maalesef. Ne yaparız biliyor musunuz? Çantalarımızı gideceğim. Yani ben para kazanma olarak yapmayacağım. Demek istiyor ki yani otel kahvaltından elmayı al, işte meyveyi al falan, öğlen de onu ye, akşam da işte bir şey, ufak bir şey al falan, onu ye, o şekilde geçer. Şimdi yayın donuyor, arada ses kesiliyormuş arada. Arada. Şu an yapacağım bir şey, yayını kapatıp açmam gerekiyor. Az kaldı. Yayını kapatmayalım. Ha öylesine dedin, sabah 8'de kalktın, öylesine. Peki, evet. Günaydın yakışıklı. Herhalde yakışıklısın Efe olduğuna göre. İsmi böyle yakışıklı kitap. Önce gelsin biraz 15 dakikada. E tamam. Yayın için ben şey yaptım. Donuyor ya, ben de donuk vaziyette oluyor da onun için söyledim oğlum. Yapacak bir şey. Bir 10-15 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Dün bu akşam bu saatlerde şey almıştım. Çünkü kotayı internet almıştım. Bitti o. Bir şey sorayım, yayını 6'da açıyoruz. 6'da mı açalım, daha mı geç açalım? Ne dersiniz fikir olarak? Yok. Niye yok diyorsun önce? Anlatırım sonra. Peki, anlatır sonra. Peki. Önüne gelince bir düzeliyor maşallah. Tabii enerjisi. Antalya gibi çekiyoruz tabii. Bunu K9 köpeği gibi eşya bulurken Antalya vazifesi de var bende. Çok kullanımlı İngiliz anahtarı gibiyim. Şey, çakı gibiyim. 6 iyi, gece de önce abi solu açtığı için gayet iyi diyorlar bu saat önce. 6, evet. Anladım. Gayet. O barınma da o mahiz marfe. Sağ ol Saydam. Ya ama neyle yapıyorsun ya? El blender'ı keser. Tuğbe diz, blender, kek yapılan şeyle mi yapıyorsun? Nasıl cildine sürüyorsun? O Efe, Mersin çok sıcaktır. Mersin, ha Mersin tabii. Çok sıcaktır. Mersin'de açıkçası Temmuz Ağustos'u yaşamak istemem. Yani bayağı zordur. Deniz suyu bile, arkadaşımın yazdığı vardı, deniz suyu bile hamam gibi diyordu. Yani girmezlermiş onlar, akşam 5.30'dan sonra denize giderlermiş. Mersin'e hiç gelmedim. Mersin'e öyle bir geldim, geçtim. Ama tantunu yedim, öyle bir geçtik, içine falan kalmadık. Yani o evet tehlikeli olabilir öyle şeyler. Evet. Badeciğim senin işler nasıl? İyi mi? Kendi kendine titreşiyor. Öyle bir alet yok benim. Blender var. Ben aynen şişiriyor beni, içmeyeyim ben ama yine de su da içmeyeceğim ben. Yemekte su içmiyorum. Ha ucu düz, anladım. Evet arkadaşlar, yayının sonuna doğru gidiyoruz. Sadece şu an her şey bitti. Ben size göstereyim. Şöyle.
Burada nohutlu yemek var. Burada pilav var. Ve yabancı turşu da sofrada dur. Yayın koptu. Koptu mu? Evet. Yayın koptu. Ben de geldi. Geldi. Bugün bir şey var. Geldi. Salih koptu dedi. Şimdi geldi dedi. Bugünün menüsü her zamanki gibi çok iyi. Evet, ay, tamam. Teşekkürler. Öncelikle seni şöyle alayım. Buyur. Tamam. Birazcık koyayım. İffetciğim hadi gel. İyi arkadaşlar, bu kadar sessiz sakinsiniz ya. Vallahi bugün çok sessiz sakin bir çapı var. Elinize sağlık, emrinize sağlık. İncelikler, teşekkür ederim. Afiyet olsun, çok güzel duruyor yaptıklarınız. Sağ olasın. Çok teşekkür ederiz Mesut'cum, çok sağ olasın. Nohut, kemik erimesine veya kemik kırıklarına, kuru bakliyat gilleri de adını siz söyleyin. İşkembe paça çorbasından, kemik suyu çorbasından aynı oranda yararlıdır arkadaşlar. Ben severim nohutu da, kuru fasulyeyi de, hepsini severim ben. Soğan da kırılır. Zaten ben boşaltıyorum. Oo, pilav geldi. Pilavın esas normalde pilav bir 15 dakika dinlenir. Yavaş yavaş demini alır. Şey kopuyor diye şey yap. Yok şu an çok... Ben açıyorum. Sizin yayın bitti. Benim şarjım bitti. Daha yayındayız. Bildiğiniz olsun. Öyle mi? Daha kapatmadık. İyi, ben de senin aleyhinde konuşacağım bir daha. Sen bizim aleyhimizde konuşursan. Yok estağfurullah. Ben sizin aleyhinizde konuşmadım. Yok. Ben anlamadım. Görüyorsun değil mi? Sen bundan sonra 76 numara. Tamam. 80 numara. Bu 80 ve 76 numara senin aleyhinde konuşacak bundan sonra. Hoş geldiniz İffet teyzem demiş Badeciğim. Ha, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş geldin. İsmet bir Umut Öldevo. Mesut Mert de aynı şekilde. İntikam geldi İffet teyzem. Aynen. Bak insanlar nasıl tahmin ediyorlar. Olur mu arkadaşlar? Yani ben size hoş geldiniz diyor Gayeciğim. Biz seni samimi bulduk. Sana güvendik. Kilolarımızı söyledik. Söyledik. Genellikle kadınlar kilolarını eksik söyler. Ya da yaşlı, hiç söylemez. Ya da yaşlı mıydı o İffet anneciğim? Yaşta. Kiloda. Zaten ne kaldı saklamayacak değil mi? Biz baskülün idaresini sana bıraktık. Baskülün iradesini. Sen sıfırladın bizi tartarken. Ay, ben sıfır yemişsem keşke size o kilolardan. Yani azıcık toplu iki tane kadınız. Toplu iki kadın mı? Evet. Ay. Ne var yani? Hoş geldiniz hanımefendi, ablacığım demiş Pantreva. Teşekkür çok ederim, hoş bulduk. Ay. Anneler, çok sağ ol Çani. Çok teşekkürler. Ne güzel bol sohbetli, deşirde bir sofranız olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Aynur hizmet ediyor, biz yiyoruz. Aynur yapıyor. Afiyet bak, şeker olsun. Afiyet olsun. Hizmeti, estağfurullah. Yani bir tabak fazla koymanın hizmeti mi olur? Öyle tabii canım. O yapıyor, biz yiyoruz işte gördüğün gibi. Ben de soğan doğradım ya.
Ay, biber doğradım. Sen buna soğan da doğratma artık ya. Her şey yani, söylüyor bize. Hiçbir şey yapmasın. Hiçbir şey yapmasın. Şey dün burada fincan kırdı, süpürdü, etti ya. Yayına söylüyor dün ben buraları temizledim diye. Hiç demiyor ki bu iki kadın da bekar. Bence bunlara talip çıkar. Ben bunların kilosunu, yaşını, her şeyi ilan ediyorum. Başından bütün kısmetlerini kapatıyorum. İşe bak Allah'ını seversen sana kötü bakıyor. Arda da öyle bakıyor. Tuna öyle bakmıyor ama Arda da öyle bakıyor. Bütün kısmetlerimiz kapandı. Gittik bitti. Bütün taliplerimiz bizden vazgeçti. Ben yaptım bunları değil mi? Ben yaptım. Evet sen yaptın. Çetin ortalaması 30. Ortalaması 30. Bunları yapan ben. Evet. Yapmaz. Hadi sen kapattın kısmetimizi. Ben yaptım inanılmaz ya. Evet. Ayağımı terk. Oo hanımefendi. Önce abi şu an onlar. İnci. Onlarca kişi karşısında kötü insan oldun ya inanılmaz. Mamay duyuyor musun Aynur? Duyuyorum. Güzel kızım benim. Mamay ne? Yapın şu terlikleri bir ayağına lütfen. Neyse ben çıplak basmayı seviyorum. Önce tanıtımını yap. Arkadaşlar çok güzel olmuş kuru fasulye salçası. Turşu da. Bakın şu turşu yabancı turşu arkadaşlar. Vallahi. Ne güzel söylüyorsun Ömrü. Popo ne? Çocuk önce diyeceğini dedi ama Gülfer. Hadi hadi. Öğrettiğimiz şeyler ayağımıza dolandı. Hadi. Ya niye ben bana saçma üstüm alınmıyorum yani? Çocuk çekiyor. Abla her diyor. Yani yapacak bir şey yok. Sen alınmazsın da karşı taraf duyduğu zaman Allah Allah ne oluyor? Yine de hoş olsun. Aman söylesin ya. Evet, o yüzden sıkıntı yok. Söylesin, çocuk onunla özdeşleştirilmiş. Ne yapalım? Yani, ama evdeyken nasıl söyledi? Arkadaşlar çok lezzetli olmuş kesin. Bulgur pilavı güzel bir şey. Sevmiyorum. Kuzucuğum benim. Sevmiyorsun ama güzel. Güzel bir şey. Kaplumbağalar güzel. Soğanları, biberleri çok güzel yapmışım. Küçük küçük. Kaplumbağa mı sevdin diyor babaanne? Pilav da çok güzelmiş. Kırık olsun. O salçası turşu da olmuş. Turşu da olmuş kesin evde yapın. Sen çok mutlu oldun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay diyorum. Görüşürüz. Selamlar. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.